Değerli Mercan TV izleyicileri, bir güncel özel programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Tabii seçim yaklaşıyor artık, seçimin ayak sesleri gelmeye başladı. Milletvekili aday adaylarımız da burada sizlerle birlikte olup düşüncelerini, projelerini ve inşallah o gün geldiğinde milletvekili olduğunda neler başarabileceklerini burada bizlerle paylaşıyorlar. Bugün çok değerli, çok kıymetli bir konuğum var. Genç bir isim ve ben gerçekten gençlerin siyasette artık aktif rol almasını isteyen birisiyim. Bu benim görüşüm ama ülkenin de kurtuluşu diyebilirim. Çünkü artık gençlerimizin biraz daha bu işlerde ön adımda olması gerekiyor. Çünkü biz Z kuşağında geçtik. Artık B kuşağından umudumuzu yitirmedik ve yitirmemeye devam edeceğiz. Bugünkü konum çok önemli, çok kıymetli benim için. Avukat Levent Bozat, Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili, adayı. Tabii genç isim dediğim hemen Levent abi aklımıza geliyor. Çünkü ben çok inanıyorum. Yani bu işi gerçekten hakkıyla yapacağına inandığım bir isim. Ben öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Beni tekrar programınıza aldığınız için. Evet. Sizin nezdinizde tüm Mercan TV'ye, burada ekranları başında bizi izleyen hemşehrilerimize, hemşerimiz olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamına iyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Tabii biz program öncesi bizde bir adet vardır. Lobi konuşmaları vardır. Ben lobi konuşmalarında o kadar mutlu oldum ki. Çünkü yani böyle donanımlı, böyle birikimli kişilerin bu yolda yürümeleri gerçekten hem ülkem adına hem vatandaşlarım adına bana umut veriyor. İnşallah bu umutlarımızla yeşereceği günleri göreceğiz. Ben isterseniz Adıyaman gündeminden başlayayım, ondan sonra böyle basamak basamak ülke gündemine doğru, hatta Avrupa'ya, dünya gündemine de gideceğiz. Çünkü çok önemli konular var. Adıyaman'dan başlamak istiyorum. Çünkü bizim memleketimiz, güzel memleketimiz maalesef hak ettiği yerde değil. Yani sahipsiz memleket diyoruz ama ya var, sahibimiz var da biz sahibimizin yanında ne kadar durabiliyoruz? Sahiplik yapacak insanlara ne kadar destek veriyoruz? Bir de bu var. Yanlış kişilere mi yöneldik? Yanlış kişilerle mi yol yürüdük? Bilmiyorum ama 5 büyük şehir arasında kalmış bir küçük şehrin maalesef serzenişini dinlemekten başka bir çaremiz kalmıyor. Adıyaman'la ilgili görüşlerimiz neler? Adıyaman profili şu anda sizin gözünüzde nedir efendim? Şimdi Nazım Bey, televizyonunuzda sürekli böyle bizim Adıyaman'la ilgili kendisini Adıyaman'a vakfetmiş siyasetçi arkadaşlarımız, dostlarımız, bizzat hem iktidarda olsun hem muhalefette olsun siyasetçilerimiz çıkıyor kanalınıza. Ve bunların hepsinin Adıyaman'la ilgili bir problemi var. Adıyaman sahipsiz, Adıyaman kimsesiz, Adıyaman 5 ilin arasında iktidara en çok destek veren 2 ille beraber. Evet. Malatya ve Adıyaman. Özellikle ben Malatya'yı da Adıyaman'a katıyorum. Evet. Gaziantep'i, Şanlıurfa'sı, Diyarbakır'ı, Kahramanmaraş'ı gayet iktidarın nimetlerinden faydalanan iller. Ama bu 2 yıl Adıyaman ve Malatya iktidarın nimetlerinden falan faydalanmıyor. Ciddi ciddi de oy veriyor. Evet. Olabilir. Biz onun oy vermesine değil, bu sorunları ortaya koyalım. Bu sorunlara olan çözümlerimizi koyalım. Ona göre biz halkımızdan oy talep edelim. Bir kere bizim Adıyaman'ın acil bir can suyuna ihtiyacı var. Artık böyle şeyimiz yok. Nereye gideceğiz? Neye varacağız? Ne olacak bizim acil can suyumuzu hepimiz biliyoruz. Bizim bir tane en büyük türkümüz nedir? Tütün. Tütün. Evet, tütün hemen serbest bırakılmalıdır. Ekimi de satımı da serbest bırakılmalıdır. Ama kurallar var, deniyor ki işte tütün sağlığa zararlıdır, insanlığa zararlı bir şey. Tamam eyvallah, ben de içmiyorum. Hayatımda bir sigara içmedim. Ama tütün alternatifimiz ne? Bir kere önce tütünü serbest bırakacağız. Belli bir zaman bunu halkın alternatif bir ürün koymamalı. Kenevir. Kenevir. Evet. Sanayide kullanılan, ilaç sanayisinde kullanılan, otomotiv sanayisinde kullanılan, artık sayısını bilemediğim kadar ciddi bir şekilde kullanılan, Türkiye'de de birçok ile serbestlik verilmiş bir ürün. Adıyaman'a niye verilmiyor? Efendim almadılar. Alsınlar. Ne demek almadılar? Cumhurbaşkanımız bir gece kalkıyor ve diyor ki memura %25 zam. Ertesi sabah kalkıyor diyor ki 30 yaptım. Adıyaman'a da kattım bütün şeye. Kenevire. Kat. Benim dağdaki çiftçim de onu ekmeye başlasın. Ovadaki arazi sahibim de onu ekmeye başlasın. Ülke ekonomisine bir katkıda bulunalım. Bizim birinci problemimiz tarımsa ve tarıma dayalı sanayiyse başlayalım arkadaş, bir yerden başlayalım. Arkasından nelerimiz var? Sulama projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirelim. Arkasından nelerimiz var? Bizim organize sanayi bölgesinde
Mesela ciddi bir problemimiz var. Fabrikalarımız çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Birçok sebebi var. Birincisi diyorlar ki paramız yok. Evet. Ne yapalım o zaman? Teşvik verelim. Yok mu paramız? Var. Sanayicimizi desteklediğimiz zaman mahalledeki bakkalımızı da destekleyeceğiz. O sanayici işçi çalıştırıyor. O işçi evet. harcama yapıyor. Yapıyor. Evet, alışveriş yapıyor. Bir dinamizm oluşuyor. Tütünü evet. serbest bıraktık. Sanayiyi destekledik. Bunlar güzel şeyler. Arkasından bu şehrin acil bir kentsel dönüşmeye ihtiyacı var. Bu nedir ya? Köy gibi. Yani biz hep böyle bir büyük köy, büyük köy, büyük köy mü diyeceğiz? Evet. Nereye kadar? Gelen gideni aratıyor. Gelen gideni aratıyor. Geriye dönük 5 belediye başkanına bakıyoruz. 4 tane belediye başkanına bakıyoruz. Sayıyorum böyle işte. Hepsi iktidara yakın insanlar. İktidarın şeyleri. Hala aynıyız, hala aynıyız. İşte asfaltı söküyoruz, yeniden yapıyoruz. Vay efendim, alt geçit yaptık. Yaptın ne oldu? Yani yapmayacak mısın? 21. yüzyıldayız. Babam neyi anlatıyorsunuz bize? Ya bunlarla bizi artık şey yapmasınlar. Benim şehrimi böyle adam gibi yapsınlar. Yağ döküp yalayalım. Böyle başka acil ne olabilir? Bu şehre acil para girmesi lazım. Paramız yok. Paramız yok. Evet. Benim bir önerimdir. Şehre acilen bir acemi birliği. Bir evet. acemi birliği. Asker. Askeri. Tabii askeri birlik. Kaç gün kalıyor acemi birliğinde şimdi? Bir ay. Bir ayda bir 5000 kişi bir gitsin çıksın ya. 5000 kişi girsin. Arkasından çıksın. Üniversitemizi geliştirelim. Öğrenciler gelsin. Yeniden yeni saz. Yeni söz. İnsanlar oraya girsin. Turizm programlarını geliştirelim. Turisti bizde kalıcı yapalım. Kalıcı. Adam geliyor. Nemrut'a gidiyor. Geri gidiyor. Nereye gidiyor? Urfa'ya gidiyor. Niye gidiyor? Sıra gecesine gidiyor. Öyle mi? Demek sıra gecesi tutuyor mu? Tutuyor. Öyle mi kardeşim? Benim de ona benzer bir tane şeyim var. Adıyaman'a gidiyoruz. Nerelisin? Adıyaman'ım. Çiğ köfte. Tütün, bir de bir inanç önderi var, ondan bahsediyorlar. Tamam kardeşim, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yap harfane gecelerini. Zaten dünya alem biliyor ki çiğ köfteyi Adıyamanlar yapıyor. Her gece burada çiğ köfte yapılan harfane geceleriyle Urfa tutturmuş. Sen de tuttur, ne olmuş yani? Yani bizi şey mi yapıyor, aman elimizden sıra gecesini aldırız mı diyecekler, desinler. Harfane gecesi sıra gecesinden daha benzer, önce mesela daha önce. Benzeridir ya yani harfanede sıra gecesinde evet. hani ortak yapılıyor. Harfanede eskiden bizim büyüklerimiz dedi ki biz kendimiz götürürüz. Herkes bir şey getirir. Evden evet. bir şey hazırlatıp götürür. Yani orada yapılmaz. Ortada çiğ köfte yapılır. Yani diyorum ya Amerika'yı yeniden mi keşfedeceğiz? Yapalım kardeş. Ne olmuş? Bir şey olmaz. Eskiden festivaller vardı. Bu Hasancık'ın orada hatırlıyorsanız amfiteyatro yapıldı ya öğrenciler geldi. Geçen gün bir tane polis memuru beni Ankara'da arabamı park ederken geldi 02 plakayı gördü dedi ki ben dedi öğrenciyken geldim dedi Adıyaman'da kaldırımları boyadım. Beyaz sarı beyaz sarı dedi boyadım dedi Adıyaman'ı çok seviyorum. Öğrenciyken gelmiyor. Baktım ne kadar güzel Adıyaman'a gelmiş. Öğrenciyken gelmiş. Su sporları yaparlardı. Su sporları vardı GAP. Şimdi bakıyorum gene bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama zayıf. Yani bunu arttıralım daha şey yapalım. Samsat Bozova arasında bir feribot var. 5 senedir orada o feribot çürüyor. Duruyor ha öyle. Evet. Samsat'la Bozova'nın arasında liman yapılmış. Ya bir feribot var. Yani insanlar feribota binmek için gelir. Sonra neler var? Ya nelerimiz yok. Gerger kanyonlarımız var. Perra Antik Kenti var. Göbekli Tepe'yi çok iyi bilirsiniz Nazım. Evet. Göbekli Tepe'yi, Göbekli Tepe büyük bir buluştur. Hay hay çok güzel. Fakat Göbekli Tepe'yi, Göbekli Tepe yapan Doğuş grubudur. Doğuş grubun sponsorluğu Göbekli Tepe'yi parlattı, parlattı, parlattı. İnsanlar diyor ki hadi ben Göbekli Tepe'ye gideyim. Olur abiciğim. Biz de yapalım. Perra Antik Kent. Vallahi benim gözümde Göbekli Tepe gibidir. Kral mezarı bulundu. Kral mezarı evet. bulundu. Neler neler evet. var. Yani ben bizzat gittim şeylerini de gezdim, içine de gittim falan. Yani düşünün açılmamış daha 100 katı var. Daha açılmamış 100 katı evet, var. Evet, 100 katından fazla var. Neler yani. Olur? Bunlarla bu sponsorlarla ekonomisini de düzeltiriz. Şehri de böyle bir şehri de planlamak lazım. Burada belediye başkanlarımızı suçluyorum. Açıkça suçluyorum. Düzgün çalışmıyorlar arkadaşım. Şehreminsiniz. Bir tane hamile kadının Adıyaman'ın bir başına düzgün yürüyebileceği bir kaldırım yok. Gurur kaynağımız Atatürk Bulvarı. Orada bile kaldırım yok. Bir tane engelli vatandaşımızın yürüyebileceği doğru düz bir kaldırım yok. Evet. Sokak aralarına asfalt yapıyor. Asfalt yapıyorsun eyvallah. Eline sağlık. Yapılan hizmete amenna teşekkür ederiz. Nerede kaldırım? Yok. Niye? Anamızdan babamızdan arabayla mı doğduk? Hepimiz arabayla mı yürüyoruz, yaşıyoruz? Biz Ahmet yaya da yürüyelim ya. Yaya da yürüyelim. Çevre yollarıyla Adıyaman'ı geliştirelim. Yeni yeni ana arterler oluşturarak yeni cazibe merkezleri yaratalım. Bir tane küçük sanayi sitemiz var.
Nazım Bey. Küçük sanayi sitesinin artık şehrin içinde kalmış. Zaten etrafı eskiden de şehrin en güzel yerlerinden biri, Altınşehir noktası. Arkası dolu, sağı dolu, solu dolu. Küçük sanayi sitesi olmuş, dar sanayi sitesi. O gün madeni sanatkarlar odasına gittik. Orada adamlar diyor ki, elemanımız yanımızda çalışıyor. 5 yıldır kalfam. Artık usta oldu. Evlenmiş, iş kurmuş. Diyor ki, usta dükkan açıp, dükkan yok diyor. Dükkanımı böldüm diye 3 arkadaşa verdim. Burada maksat o adamların çalışmasını sağlayabilmek. Başkan döndü dedi ki, biz kendi paramızla bölgeneğine oradan bir arazi almak istedik. İzin vermediler. Dediler ki, hayır oraya biz şey vermiyoruz, ruhsat vermiyoruz. Ya, kendi paramızla alıyoruz ya, devletten bir şey istemiyoruz. Peki dedik, bize devletten bir tane yer verin. Dediler tamam, falan bölgede 1000 dönüm hazine arazisi var, size verelim. Biz dedik tamam, hemen yapın ama size yol yapamayız. Yol yapmadığın yere sen nasıl sanayi sitesi ruhsatı veriyorsun? Böyle bir mantık var mı? Böyle bir akıl var mı? Yol yapmayacaksın, açık söyleyeyim, aşağıya Vartana kısmına, o yatılı bölge okulun orada 1000 dönüm hazine arazisi var. Hazine arazisini diyor ki ben şeye vereceğim, küçük sanayi sitesine tahsis edeyim. Benim orada arazim olsa can atarım. Derim ki çabuk çabuk olsun ki arazim kıymetlensin. Daha güzel olur. Orada bir şeyim de yok. Böyle bir şey yok. Evet. Bu adamlar dönüyor diyor ki biz yapalım. Her şeyini bize bir yol yapın. Yapın arkadaşım. Altınşehir'in oradan büyük bir yol yapın. O sanayiden oraya gidesin. Bir sanayi sitesi daha olsun. İş olsun. Küçük esnaf olsun. Biz küçük esnafla para kazanıyoruz. Bugün buraya geleceğimi duyan arkadaşlarımızdan bir tanesi bir yatırımcı arkadaşım beni aradı döndü dedi ki Adıyaman'da dedi yatırımcı kaçıyor artık. Biz dedi boğuluyoruz. Biraz zenginleşen adam burada diyor artık yatırım yapacak yer bulamıyor. Para mı dönmüyor? Sirkülasyon para mı döndüremiyorum diyor. Döndüremiyorum diyor çünkü sirkülasyon yok. Evet. Sirkülasyon bizim gibi insanlarla olur. Biz yaparız. Evet. Yani sorunlarımız Adıyaman'ın sorunları bunlar. Böyle kısa bir giriş yaptık. Yani şöyle aslında söylediğiniz konular gerçekten Adıyaman'ın en büyük sorunlarından bir tanesi. Ben geçen Sayın Belediye Başkanımızla da burada program yaptım da söylemeyi aslında unuttum ama buradan söylemiş olayım. Niye Adıyaman'da sadece 5 kata imar veriliyor? Sadece Altınşehir tarafında 8-9 kata veriliyor da şehir merkezinde neden sadece 5 kat? Yani binalar neden 5 kat? Ben bunu da çok merak ediyorum. Kentsel dönüşüm yapılacaksa eğer ya bunu 8-10-15 katlı da binalar olabilir. Yani illa arazinin mi şey yapılması lazım? Şimdi bizim arazilerimizin hepsi verimli arazi. Yani tarım arazileri. Bu tarım arazilerinin yok olmaması için de binaların sayılarının, katlarının çok olması gerekiyor. Neden hala 5 kat? Ben bunu da anlamış değilim. Ya bununla ilgili de Sayın Başkanımız umarım meclis kararıyla bir çalışma yapar da hani bizim de dediğim gibi öyle bir bina derdimiz falan filan yok ama bu olması gereken bir şey. Kentsel dönüşüm içerisinde bence bu bina sayıları, kat sayılarını da arttırmak gerekir. Çünkü bu da önemli bir konu. Yoksa yavaş yavaş imar tarım arazilerine doğru gidiyor. Yani bunu görmek kentsel mümkün. Kentsel dönüşüm. Ya evet. Allah aşkına bir derde derman olun. Bir kentsel dönüşüm bir parçasını görelim ya. Ne yaptınız? 10 senedir diyorlar kentsel dönüşüm. Neresi kentsel dönüşüm oldu? Ben bildiğim bir yer yok. Ali Taş Mahallesi'nin o eski sarayı, benim 1 Aralık Kokun'un aşağı tarafı evet. Yapılacaktı. Ne oldu? Mara Mahallesi yapılacaktı. Ne oldu? Var mı? Yapılan bir ada, bir parsel var mı? Ben görmedim. Evet. Yani varsa söyleyeyim. Yani şöyle bir yıkım falan gerçekleşti. Orada da Sayın Başkanımız yine programda söylemişti. Kentsel dönüşüm sorusunu ben ona da sormuştum. Oradaki bazı mal sahiplerinden dolayı anlaşmazlık çıktığını söyledi ve bundan dolayı geciktiğini söyledi. Bilmiyorum yani bir toplumu etkileyecek bir şeyde bir iki mal sahibinin de rızası çok da önemli değil bence. Çünkü neden? Toplum olarak etkilenecek bir kararsa eğer hani bunun ikna yolu muhakkak ki vardır. Ya ikna yolu o adamlara kira desteği verirsen, ev verirsen insan yeni bir eve gitmeyi istemez mi? Mesela evet. Size bir örnek vereyim. Evet. Manavgat'ta bir yangın oldu. Manavgat'ta bir yangın oldu. Devletimiz güçlüdür. Devletimiz her şeye kadirdir. Çok şükür evet. 6 ay içinde Manavgat'ta o evleri yanan vatandaşlara eski usul o Selçuklu mimarisiyle çok güzel evler yaptılar. Evet. Bir tane koyunu ölene 2 tane koyun aldılar. Bir tane ineği ölene 2 tane inek aldılar. Yani ne oldu? Zararlarını kat be kat karşıladılar. Bununla gurur duymayacak bir muhalefet, iktidar, insan olan herkes bununla gurur duyar. Evet. Memnun olur. Peki Manavgat'a yapıldığı Samsat'a niye yapılmıyor? Samsat'a niye yapılmıyor?
Samsat'ta hala depremde yerle bir oldu. Depremde yani. Depremde perişan oldular. Hala şey ya Allah'tan korksunlar. Bir adam çadırdan ya bir gün hele eve git. Sırtını duvara dayamadan bir otur ya. O sırt bir duvar istiyor. O duvara yaslanacaksın ya. Hele bir kere otursunlar ya. O adamlar 2 senedir 3 senedir sırtını duvara yaslayamıyor. 3 tane konteyner vermişler. Bazıları almış götürmüş bağ evine. Oturmuş kendi kendine bağ evi konteyneri yapmış. Zalimler. Bir gün ya bir gün evinize gidin. Sırtınızı duvara yaslamadan hele oturun göreyim sizi. Bakalım nasıl bir duvara şey. İhtiyacımız var. Evet. İnsanlara normal geliyor ya. Bak yaptı ne güzel. Buraya da yap ne güzel. Olmaz mı? Olur. Evet. Çok doğru. Burada bir izleyicimiz güzel bir öneri sunmuş. Bulvardan 400 yataklıya bisiklet yolu yapılsın. Bunu da dile getirirseniz yazmış. Güzel bir proje. Şey. Evet. Yani bulvar üzerinden hatta Altınşehir'den 400 yataklıya kadar bu Atatürk Bulvarı'ndan yapılabilecek bir şey. Güzel olur. Yürüyüş yolu olur, bisiklet yolu olur. Bunlar çok güzel şeyler. Barajımızdan ne kadar faydalanabiliyoruz Levent Bey? Barajımızdan. Yani bugün Türkiye'nin ikinci ve Avrupa'nın da ikinci bizden büyük barajı. Bizden başka herkes faydalanıyor. Evet. Mardin'e gidiyoruz, Kızıltepe'de çok bizim şükür, suyumuz. Evet. Maşallah o da bizim vatanımız. Fark eden bir şey yok. Evet. O da bizim vatanımız. Orası da güzel. Ama yani bir zahmet ya. Önce de bir köyü barkı giden, evi barkı giden, demografik yapısı değişen. Samsat dedik, biraz önce Samsat dedik. Samsat bu bölgenin en eski kültürü. Evet, Samosata diye. Samosata, evet. Evet. Bir şehir devlet. Etrafımızdaki illerde Samsat adıyla anılan kapılar var. Samsat kapı diyorlar mesela. Evet. İşte Diyarbakır'da diyorlar Samsat yolu. Yani sen Samsat'ı sular altına bıraktın. Samsatlılar ilk başta çok memnun oldular. Dediler ki ne güzel kamulaştırma paraları geldi. Hemen gittik birer tane sıfır torosumuzu aldık, bindik geldik. O da ayrı bir şeydi. O gitti. O da ayrı bir şeydi. O gitti. O günler bitti. Derdi bize kaldı. Derdi bize kaldı. Ne olacak şimdi? Bu sulamaları niye bitirmiyorsunuz? Tamam mı? Sulama pompacılar yapılıyor. Yapsanıza Gömbükhanı Koç Ali'yi. 3 tane kamyon göstermelik çalışıyor. Vay efendim biz oraya yol yapıyoruz. Bir Gürlevik suyu var. Gürlevik suyu şimdi yapılıyor. Şehre yeni bir, o da Avrupa Birliği projesiyle yapılıyoruz. Gene hiç sevmediğimiz Batı, hani şöyle meslek böyle. Veriyor, evet. Onların sayesinde yapıyoruz. Bir yol yaptılar. Benim bölgemin de, benim köyümün de olduğu yol. O bölgede yol, şeyleri kazdılar. Üstüne bir yumuşak mıcır, üstüne şey tekrar çökecek. Ya bu yapıyorsunuz doğru yapın ya. Uyun bir şeylere uyun. Geçen gün şeyi izledim. Kenan Bey bir çok güzel bir şey söyledi. 82. yılla ilgili. Ben de orada oturuyorum, hemen yakınında oturuyorum. Dedi ki, demişler ki proje yanlış. Evet. Proje yanlış. Ha, demek proje yanlış. Tamam kardeşim. Vatana ihanet nasıl olur? İlla eline silah mı alacaksın, adam vuracaksın? Çok doğru. Ha? Evet. Proje yanlış öyle mi? Bu projeyi yanlış yapan ihanet etmemiş mi? Bu projeyi onaylayan ihanet etmemiş mi? O projeyi başlatan ihanet etmemiş mi? Ve ondan onların sonra, hepsi de yeni makamlarında oturuyor. Ne oldu? Bunları yargıladın evet. mı? Sorumlu tuttun mu? Bir şey yaptın mı? Yani ya bu da bir şey ya. Yani benim çok zoruma gidiyor arkadaşım. Bir yere kas, arkasından geri doldur. Amaç ne? Amaç ne? Şaka mısınız lan siz? Ne yapıyorsunuz? Yani bunu zihni sinir projesi gibi bir şey ya. İnanılmaz geliyor bana. Evet. Ancak bilinçli bir şekilde ben bu vatana nasıl zarar veririm? Hele ne yapayım da bunların bir devletin nasıl parasını yerim? Yerim de değil ya. Bu devletin parasını nasıl çarçur ederim? Yok, bunu alan müteahhit zaten bir kere parasını aldı. Onu ihale eden kurum bir kere o proje yanlış ödeneği aldı. O projeyi onaylayan kim? Oraya gelene kadar, o müteahhite gelene kadar kaç aşamadan geçiyor? Evet. Çok doğru. Burada tabii ki bizim büyük sıkıntılarımız var. Ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Sizin gözünüzde Adıyaman'ın en büyük sorunu ne? İşsizlik, ekonomi. Evet. İşsizlik, ekonomi. Peki nasıl çözülecek bu işsizlik? Bugün milletvekili olarak meclise gittiniz. Allah nasip etti. Partinizden milletvekili olarak seçildiniz ve meclise gittiniz. Adıyaman'ın bu işsizlik sorununu çözmek için ne yapabilirsiniz? Dediğim gibi ilk önce bir kere tütün serbestliği, tütün üzerine alternatif ürünü hemen yaratmak, arkasından organize sanayi bölgelerine ciddi teşvikler vermek. Mesela siz çok güzel bir örnek verdiniz. Ben daha önce mesela sanayi, bu konuyla ilgili bilgim yoktu. Sizden aldım, öğrendim. Depolar oluşturmak. Demişler ki biz üreteceğiz ama koyacak depo bulamıyoruz. Ben olayım, sen üret, getir benim evime koy. Evet, ben sana odalarımı açayım. Yeter ki sen üret. Üret. Sen üretim yap.
İnsanlar çalışsın, benim evimin 3 odası sana. Bir odada ben yaşarım. Evet. Sıkıntı değil. Ve benim gibi bunu yapacak 1000 tane Adıyamanlı var, 10.000 tane Adıyamanlı var. Hepsinin adına söylüyorum. Ya burada bak çok değerli bir organize sanayi bölgesi başkanımız var. Abdülkadir Başkanım gerçekten bu işin tecrübeli ve... Elini taşın altına koyan evet, şey bir adamdır. Elini taşın altına koyup ve hiçbir şeyden de çekinmeyen bir isim. Ben ondan dolayı da tebrik ediyorum. Yani öyle organize sanayi bölgesi olunca bütün gemileri yakabilecek şeyde. Ya konuştum dedim ki başkanım dedim yani neden? Yani niye Adıyaman organize sanayi bölgesinin %45'ine yakını depo olarak kullanılıyor? Ha bana söyledi, dedi ki ya işte Nazım Bey dedi, burada üretim yapan fabrikalarımız depo ihtiyacı oluyor. Yani ürettiklerini depolama. Bir depo sanayisi yapın. Ne güzel değil mi? Sana ya bir depo sanayisi yapın. Nasıl bir depo sanayisi yapın? Sadece organize sanayi bölgesinde değil, Adıyaman'ın çeşitli yani Sincik ilçesinde de, Tut'ta da, Besni'de de, Gerger'de, nerede olursa olsun eğer bir üretici ürettiği malı stoklamak zorunda ise bunu o depo sanayisinde stoklasın. Çok büyük bir yer de gerekmiyor buna. Çok büyük bir maliyet de gerekmiyor. Sadece yapacağınız çatı ve çatılar arasına atılacak duvarlar, bölme duvarlar. Bu çok basit bir şey. Oradaki organize sanayi bölge, bakın 6. bölgedeyiz. 6. bölge ne demek? Sigorta priminden faydalanmak demek, ondan sonra teşviklerden faydalanmak demek, makina ekipmanlardan faydalanmak demek. Böyle bir fırsat elimize geçti. Biz basın olarak kendimizi yerden yere vurduk. 6. bölgeye ihtiyacımız var, 6. bölgeye ihtiyacımız var. Verdik 6. bölgeye Adıyaman organize sanayi bölgesine. Hadi kullanın o depoların o organize sanayi bölgesinde ne işi var? Çıkartın şu depoları organize sanayi bölgesinden. Bütün fabrikaları, tesisleri açın. İşletmeye koyun. Ya bu önemli bir şey. Yani bugün bir fabrikada 100 kişi çalışsa 40 fabrikada 400 kişi demek. 400 çarpı 3 demek. Yani adam koca fabrika yapmış, buğday ambarı yapmış. Buğday stokluyor. Stokçu. Evet. Ya çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Hayvan besleyeni gördüm. Yani organize sanayi bölgesinde o fabrikada üretim yapılması gereken fabrikada büyükbaş hayvan besleyeni gördüm. 100-150 tane hayvan koymuştu içine. Yani bu şekilde olmaz. Yani bu şekilde vatan hainliğiyle aynı benim gözümde. Ben öyle görüyorum. Yani hiç. Evet, benim gözümde aynısı. İlla eline silah almak gerekmiyor. Devletin malına zarar vermek vatan hainliği. Evet. Kamunun malı, hepimizin malı. Ben tabii biraz yerelden çıkıp biraz da böyle genele girmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne değinmek istiyorum. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi şu anda vatandaşların gözünde, hani bizim ülkemizde benim kabul etmediğim ama maalesef olan bir şey, işte sağcı solcu. Ben bunu kabul etmiyorum. Önce iyi insan, kötü insan vardır. Yani düzgün insan, hakikaten kendini bilen insan, kendini bilmeyen insan vardır. Ama sağcı solcu ayrımı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi benim gözümde diyelim, yani kendimden örnek vereyim mesela. İşte dine karşı, başörtüsüne karşı, ondan sonra böyle biraz daha imam hatiplere karşı, şunlara karşı, bunlara karşı bir partiydi. Cumhuriyet Halk Partisi bu şeyini kırdı mı? Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsünden ziyade devletin, ülkenin farklı sorunlarıyla ilgilenme şeyine girdim efendim. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir kötü imajı var. Evet. Vardı. Evet. Ciddi ciddi biz bunu yıktığımızı düşünüyoruz. Bizim artık böyle suni gündemlerle birbirimizi böyle incitecek, yıpratacak halimiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi solcu mu, sağcı mı? Cumhuriyet Halk Partisi bir kere Atatürkçü. Evet. Atatürk ilke ve inkılaplarına uyan, altı oku kendisine şiar edinen bir partidir. Evet. Bizim başörtüsüyle, işte imam hatiple, şununla bununla bir derdimiz yok, olamaz. Bunlar bize yaftalanmış yanlış şeyler. Biz kabul etmiyoruz. Ha zamanında bu yanlışa düşenler olmuş mudur aramızda? Olmuştur. Her partide oluyor. Olmuyor mu? Evet. Olmuyor mu? Partinin içinden adam çıkıyor, terör örgütüyle iltisaklı. Evet. Partinin içinden adam çıkıyor, darbe yapmaya girişen bir komutanla, Fethullahçı terör örgütüyle iltisaklı. Evet. Onları tamamen onlarla bağdaştıramayız. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi bu konularda ciddi ciddi kendini geliştirdi, evrildi, yeni bir hale geldi. Gerçekten ben yeni Cumhuriyet Halk Partisi demiyorum. Duruma artık uydu. Bazı şeyleri biz de değiştik. Değişmedik mi? Değiştik. Niye değişmeyelim? Evet. Değişmemek zaten yanlıştır. Ben hala eskisi gibi kaldım. Niye sen
Niye eksiksiz kalıyorsun? Gelişsene. Gelişsene. Biz de geliştik. Biz de değiştik. Biz de dönüştük. Vatandaş da değişti, dönüştü. Bir kere altılı masa bile bunun sadece en büyük örneklerinden bir tanesidir. İyi Parti, milliyetçi muhafazakar değerlere sahip birisi, omuz omuzayız. Saadet Partisi, hakeza bu ülkenin en muhafazakar kitlelerinin bulunduğu, mütedeyyin insanların en çok oy verdiği bir partidir. Biz bu insanlarla beraber en son mesela Adıyaman'da biz belediye başkan adayı göstermedik, onların listesinden girdik. Hali hazırda onlarla beraberiz. Evet. Gayet de memnunuz, biz çok razıyız onlardan, Allah da razı olsun. Evet. Diğer partiler olsun, işte Gelecek Partisi olsun, DEVA olsun, Demokrat Parti olsun, hala doğru yol diyorum. Evet, doğru. Hala deveden... Dededen kalma şeyler oluyor, evet. Öyle. Ya bu insanlarla biz artık, biz anladık aslında. Ne sağı, ne solu, ne şuyu, ne buyu. Bir tane Türkiye Cumhuriyeti var, vatan var. Bu vatanımız bizim için dokunulmaz, kırmızı çizgi. Bu bayrak bizim için dokunulmaz, kırmızı çizgi. Başka bir şey yok arkadaş. Evet. Gerisi hava, fasa fisu. Ne bunlar? Kendi kendilerine. Ne diyoruz? Söz konusu vatansa gerisi teferruat. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olur, iktidara gelirse yine milletin başörtüsüyle, ne okumasıyla, şeyle... Yok. Uğraşmayacak. Kimseyle uğraşmayacak. Ne milletin başörtüsüyle uğraşacak, ne de bazılarının yaptığı gibi milletin baş açıklığıyla uğraşacak. Evet. Milletin yaşam tarzına da biz müdahale etmeyeceğiz. Adamca onu nasıl gezmek istiyor? Gezer kardeşim, sen ne karışıyorsun? İşte özendirmek için söylemiyorum, karşıyım da. Canı alkol almak istiyor. Alsın kardeşim, bana ne? Evet. Yasal mı? Yasal. Vergisini alıyor musun? Alıyorsun kat be kat. Ne bunları şişiriyorsun, şişiriyorsun? Bir kötüyü kapatırken başka bir kötüyü açıyorsun. Evet. Çok doğru. Ha, evet. Altılı masa ile ilgili de benim böyle söyleyeceğim bir söz daha da var. Bu konuyla da ilgili, hazır madem söylediniz, ben de buraya geçtim. Böyle evet. Ben bazen bakıyorum bu ülkede, işte şu anda mesela AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, bugün de mesela Hüdapar'la bir görüşme yaptıklarını basından okudum. Beşli masa. Onlar da beş. Olabilir kardeşim, ne olmuş? Hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil? Hepsi bizim, hepsi biziz. Evet. Biz biriz, beraberiz. Ne olmuş ki? 1-0 öndesiniz siz masa sayısı olarak. Öyle biz inşallah 5-10-0 daha öne geçeriz. Altılı masa yan yana evet. Geldi diye bazı insanlar böyle hakaret, saldırı, iftira. Bu masanın kaç ayağı var? Altında kim var? Üstünde kim var? Kardeşim biz herkesin oyuna talibiz. Herkesin oyuna talibiz. Ben bir romanın oyuna niye talip olmayayım? Allah hepimizi eşit yaratmamış. Ne farkımız var ki ben talip olmuyorum? Evet. Biz Adıyaman'la deriz ya, işte Karayçılar şu, benden üstün olur ya, ne olmuş, benden üstündür de. Allah'ın yarattığı iki tane kuluz. Ben Ahmet'in oğluyum, o Mehmet'in oğlu diye biz ne birbirimizden farkımız var. Böyle, ben böyle bakıyorum işte, bu masanın kaç ayağı var vesaire vesaire. Hayır ola babam, hayırdır. Siz saltanat falan ilan ettiniz, bizim mi haberimiz yok? Benim haberim yok, siz saltanat mı ilan ettiniz? He? Bizi vatandaşlıktan çıkarttınız, yerimize Suriyelileri, Afganistanlıları, Pakistanlıları falan aldınız. Biz düştük de haberimiz mi yok? Siz böyle bize, bizi bu kadar böyle şey görmeye, hor görmeye başladınız. Göremezsin. Demokrasiye, sandığa sahip çıkacağız. Onlar da sahip çıkacağız, biz de sahip çıkacağız. Evet. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hiçbir siyasi partinin liderine hakareti, saygısızlığı yapmak hiç kimsenin haddi değil. Haddi değil, haddi değil. Biz de bundan hukuk önünde hesap sorarız. Hukuk nezdinde hesap sorarız. Hakaret nedir ya? Kimsiniz lan siz? Hayırdır? Böyle bakıyorum. Altılı masa böyle olmuş, beşli masa şey. Hele yürü, işine bak. Biz siyasetimizi yapalım. Bu şehirdeyiz. Önce bir şehrimizin şeyine bakalım. Yarın öbür gün, bu sene yağmur yağmadı işte, kuşaklama projesi bitsin de şu yollar şey olmasın. İyiye de iyi deriz, kötüye de kötü deriz. Yapılan ne varsa ben de faydalanıyorum. Yol yapılmış, güzel yapılmış, ben de o yoldan gidiyorum. Yağmur hepimizin üstüne aynı anda yağıyor. Nuru da, rahmeti de beraber yağıyor, gazabı da beraber yağıyor. Evet. Evet. Yani burada biraz daha altılı masanın aslında çok güzel sorular da geliyor. Altılı masanın burada bir örnek teşkil ettiğine inanan birisiyim. Evet. Ben de. Şöyle altılı masa tutar mı tutmaz mı? Yani vatandaşlar tarafından teveccüh görür mü görmez mi? Takdir milletin seçimde, efendim. Seçimde göreceğiz. Yeter tabii söz ki. Milletin. Aynen. Seçimde göreceğiz tabii ki. Burada bir soru gelmiş. Bir izleyicimiz CHP Adıyaman'da kaç milletvekili çıkartır demiş.
Bunu ben kendi üzerime almıyorum. Herhalde size sormuş. Hayır, hayır, cevap vereyim. Çünkü şimdi bizim, ben o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeyim. Evet. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili aday adayıyım. Evet. Daha da önceki dönemlerde işte ilçe yöneticiliği, il yöneticiliği yaptım. Belediye başkan vekili adayı oldum. Çeşitli kademelerde çalıştım. Yani bina sorumluluğundan her noktasında çalıştık. Her yerde varız. 2018'den beridir, 2018 seçimlerinden sonra hemen arkasından seçim bitti. Bizim daha önce vekilimiz yoktu. Seçilememiştik. Seçim bitti. Hemen arkasından biz önce milletvekilimiz başta olmak üzere. Sayın Tuttay ile beraber. Evet. İl örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle örgütlerimiz bir gün sonra seçim varmış gibi çalışmaya başladık. Sahada adım atmadığımız yer yok. Birimizin gitmediği yere öbürü gidiyor. Olabilir, her yere Levent Kozat yetişemez. Her yere Abdurrahman Tuttar'a yetişemez. Her yere il başkanımız, ilçe başkanımız yetişemez. Ama birimizin olmadığı yere biri gidiyor. Evet. Bir düğün yoktur ki gitmeyelim. Bir taziye yoktur ki yetişmeyelim. İyi gününde de varız, kötü gününde de varız. Bu Adıyaman'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adım atmadığı köyler vardı. Gitmemiştik arkadaş. Gitmediğimiz yer bizim değilmiş. Biz öğrendik. Biz öğrendik. Hepsine gittik. Bizim şu anda gidip de çayını içmediğimiz bir tane köy muhtarı yoktur. Bir tane belde yoktur. Bir tane yer yoktur. Teşkilatlarımızın gitmediği artık ev yoktur. Gidiyoruz. Olabilir, olumlu tepki olabilir. Adamlar bizimle şaşırıyor, diyor ki CHP diyor ilk defa yanımıza geldi. Olabilir abiciğim. Evet. Sen haklısın, ben haksızım. Ben sana gelmemişim ki sen beni tanıyasın. Ya bu tabular kırıldı diyorsunuz artık. Kesinlikle kırıldı. Biz sahadayız. Biz seçime hazırız. Ciddi bir şekilde seçime hazırız. Sandık görevlilerimizin hepsi hazır. Şehir merkezinde, ilde olsun, ilçelerde olsun, her binaya bir avukatımız da hazır. Birer tane avukatımız orada gerekli olan hukuki prosedürleri yapmak için tarafsız bir şekilde orada hazırlar, hazır olacaklar. Gitmediğimiz yer kalmadı, gelmediğimiz yer kalmadı. Mecliste gür bir sesimiz var. Bizim milletvekilimizin mecliste dile getirmediği konu kaldı mı Allah aşkına? Hangi köyün sulanmasını söylemedi? Hangi köyün, ya Allah var yukarıda. Hangi adamın, ya ismi geçmeyen köy kalmadı. Meclis tutanaklarına Adıyaman'ın bütün köylerinin ismi geçti. Tek tek. Söylemek de lazım, marifet iltifata tabidir. Halk da bunu görüyor. Halkın bunu gördüğü de son anketlerde zaten görülüyor. O anketi biz yapmadık. Son anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişi, AK Parti'nin milletvekillerinin yaşadığı sıkıntılar, onların düşüşü görünüyor. Hatta ben bunu ilk gördüğüm zaman, ilk o anketi gördüm. Sayın vekille beraberdim, şakalaştık, dedim ki hayırdır sen mi yaptırdın bu anketi? Evet. Yok, biz yaptırmadık. AK Parti'nin kendi anketi. Biz daha rica ettik, bize onlardan geldi. Kendileri yaptı. Görünüyor yani. En büyük anket de aslında halkın anketidir. Ben size en büyük anket daha söyleyeyim mi? Evet. Nazım Bey. En büyük anket çarşı pazar. Çarşı pazar, çarşı pazar. Şu bu parayı özel koydum cebime. Evet. Şu 200 lira var ya. En büyük paraydı değil mi? Vallahi ben almaktan çekiniyorum. Diyorum ya düşer 200 liram gitmez. Diyorum ki 2 tane 3 tane 50'lik ver. Bilmem ne ver işte 4 50'lik ver. Bunları alıyordum. Bu 200 lira bugün pul oldu, pul. Şunu cebine koy. Pazara git. Evinin bir haftalık şeyini alamazsın. Alamazsın. Alamıyorsun da. Paramı gir yerine koy. Sağlama gelsin. Evet. Tekrar kalkma. Pantolon cebinizde almışsın. Şey oldu. Ya 200 lira pul oldu. Paramız evet. Pul oldu. Ekonomi berbat. Kur korumalı mevduat dediler. Bir tane mevduat çıkardılar. Hepimize o şeyi yaptılar. Kur korumalı mevduata parasını yatıran adamın farkını kim verdi? Hazine. Hazine kimin? Benim senin. Evet. Zengini zengin ettik. Zengini zengin ettik. Destekledik. Ney? İşte kur korumalı mevduat yaptık. Adaletsizlik yok. Adalet. Ben bir hukukçuyum. Adaletin düzgün çalışmadığını çok net görüyorum. Liyakatsizlik diz boyu. Lan mı cimi yok. Bunların da tek bir sebebi var. AK Parti. Başka bir parti değil. İktidardasın. 20 yıldır iktidardasın. Öyle gelip de burada oturup da biz de şunu yaptık, biz de bunu yaptık. Yaptın. Yaptın tabii yapacaksın. Niye yapmıyorsun? Sen zaten yapmak için oradasın. Sen niye iktidarsın? Halk sana teveccüh göstermiş. Sana iktidarı vermiş. Yap. Yap. Biz niye muhalefetiz? Biz de seni yönlendireceğiz. Bizim milletvekilimiz konuşmasa bazı şeyler olmuyor. Geçen gün bir demeç verdim. Dedim ki Allah'tan korkun ya. Ya sizi biz çalıştırıyoruz. Tamam zaten bu bizim görevimiz.
Muhalefetin görevi iktidarı denetlemektir. Evet. İktidarı çalıştırmaktır. Biz sizi zorlamasak bir şey yapmıyorsunuz. Burada bir soru daha var. Biraz tuhafıma da gitti bu soru gerçi de. Yani bir izleyicimiz yazmış. Merkez Alevi köylerden CHP mi çok oy alır, HDP mi demiş. Böyle bir soru sormuş. Şimdi herhalde o köy gezilerinizden dolayı gelen bir soru. Sizce hangi parti Merkez Alevi köylerden daha çok oy alır? Ben bir kere böyle bir et siteyle böyle bir kelime kullanmasını da doğru bulmuyorum. Böyle evet. Alevi köyü, Sünni köyü, Kürt evet. köyü, Türk köyü, Kürt ilçesi, Türk ilçesi. Bunları şey yap, geçelim. Senin Allah'ına. Ben bu konuyu sevmiyorum. Güzel bak, bu güzel bir ben şey. Ben bu konuyu sevmiyorum. Evet. Bu ülkenin her köyü bizim, her insanı bizim. Ayıp değil mi? Bu ne biçim laf? Tabii ki de CHP alacak. Ben bunu da söylerim. Yani biz, ben CHP'liyim, CHP'ye oy isteyeceğim. Ha, takdir gene onları. Takdir gene onları. Evet. Ama ben talep edeceğim. İyi, merkezin bilmem şu mezhebinde falan az. Gideyim ovadaki Sünni köyde şöyle. Öyle, ayıptır bu. 21. yüzyıldayız. Ya neredeyiz? Yani ayrımcılık bizim işimiz değil. Ya bu soru hiç bizim evet. işimiz değil. Bizimle öyle şey yok. Bir tane Fransa'dan, yani Hollanda'dan pardon özür dilerim. Hollanda'dan bir izleyicimiz yazmış. Selam, ben Nevzat Bozat'ın yani misafirinizin yeğeniyim. Hollanda'da sizi keyifle izliyorum. Yeğenler selamlar. Selamlarımı iletirseniz çok memnun olurum. Eksik lazım olmasınlar. Buradan Avrupa'daki tüm hemşerilerimize de dostlarımıza da selamlar, saygılar. Onlar da oy kullanacaklar ülkemizin. Evet. Sonuçta tabii onlar da vatandaş şeyine, olduğu için evet. Böyle bir soru sormuş. Adıyaman merkezde ve hastanelerin çevrelerindeki park sorunu hastanelerin. Evet. Bir tane hastanemiz var. Bir tane hastanemiz. Kesinlikle ikinci bir hastanemiz olmalı. Evet. Bu şehrin batı kısmına da batı kısmına da büyük bir devlet hastanesi yapılmalı. Evet. Siz geçen gün programımıza bir örnek verdiniz. Dediniz ki husumetli iki aile dedin acil çıkışında. Ben sizi iyi takip ediyorum. Evet. Husumetli iki aile acil çıkışında karşı karşıya ikinci bir olaya sebebiyet veriyorsunuz. Bırakalım da. Bir de ihtiyacımız da var. Hakikaten şehrin bir başından bir başına gidene kadar hasta 20 dakika ambulans yolda bunun, gidiyor. Bunun örneğini yaşadık. Allah muhafaza bir daha yaşatmasın. Altınşehir'de ben annemi aldım. Bir kalp krizi geçiriyordu. Evet. Annemi aldım. Devlet hastanesine getirene kadar annem vefat etti dedi. Ben çok üzülmüştüm. Yani Altınşehir neresi, Adıyaman'ın diğer çıkışı neresi? Park sorununu sormuş değerli izleyicimiz. Park sorunu ne olacak demiş. Şimdi burada aslında en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de park sorunu. Yani çok belediyemizin ciddi bir eksikliğidir. Evet. Sen otopark ruhsat veriyorsun binalara, yok bir de. Ruhsat veriyorsun binalara park için, otopark yapılması için ruhsat veriyorsun. Ondan sonra yaptırmıyorsun, göz yumuyorsun. Sokaklara park etmeyi, yeni binaların niye çoğunun altında park yok? Evet. Otopark yapmak çok mu zor? Yok, onu depo yapacağız. İlla bir üstündeki dükkanın ambarı olsun. Ya olmazsın. Evet. Yap otoparkını. Bugün bir araba bir daire fiyatına. Evet. Arabanın kıymetini bile aşağı koy. Belediyenin gene eksikliğidir bu. Birkaç dönemdir üst üste gelen aynı zihniyetin yanlış yapmasıdır. Ben kaybedilmiş belediye yıllarımız var. Şimdi bizim otoparkla ilgili değerli izleyicilerimiz soruları da geliyor da ben fazla da biraz yoğun bir soru trafiği var. O şehircilikle ilgili bir şey. Evet. Levent Bey iş sağlığı ve güvenliği kanununa da değinebilir mi demiş. Adıyaman iş güvenliği anlamında bir kanun göremiyoruz ve buna değinmesini istiyoruz demiş. İş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği konusunda. Bir avukat olarak herhalde tabii, bu soru geldi. Tabii iş kazaları zaten evet. ciddi bir problemdir. Bu konuda kazaların aza indirilmesi için evet. iş sağlığı ve güvenliği yasası var. Bununla ilgili tabii çalışmalar var. Çeşitli şirketler var. Bunu kontroller de yapılıyor. Ama ne derece yapılıyor, ne derece yapılmıyor onu tam olarak bilemiyorum. Evet. Yani bunu da kamunun görevlilerinin yapması lazım. İşte burada geliyoruz gene liyakate. Biz acaba doğru adamları doğru yerlere koyuyor muyuz? Yoksa birinin bacanağıdır diye birini bilmem ne il müdürlüğüne müdür mü yapıyoruz? Evet. Birinin kısımıdır diye, birinin teyzesinin oğludur diye, birinin amcasının oğludur, birinin eniştesidir diye gene o kuruma müdür yardımcısı mı yapıyoruz? Evet. Biz böyle mi kurumları denetleyeceğiz? Sen layık olmayanı, liyakatleri sahibi olmayan adamı nasıl getirirsin oraya? Bu düzenin artık değiştirilmesi lazım. Bu düzen değişecek. Başka çare yok. Ciddi bir şekilde köhneleştik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinden beri de daha da kötüleşti. Hiçbir şey iyiye gitmedi. Biz döndük dedik ki
devlet daha hızlanacak değil mi? Bize öyle söylediler. Dediler ki devlet daha hızlanacak, daha hızlı olacak. Daha beter hantallaştık. Evet. Daha beter hantallaştık. İl müftüsünü Cumhurbaşkanı atıyor. Diyanet İşleri Başkanı var, bilmem kim var, bakanlar var. Eskiden işte üçlü kararnameler vardı, müsteşarlar yapardı, bilmem ne yapardı. Devletin üst düzeyi daha başka şeylerle uğraşıyordu. Şimdi ben bakıyorum, İl Milli Eğitim Müdürünü Cumhurbaşkanı atıyor. Bilmem ne yapıyor. Tamam, eyvallah. Ama hızlansın. Biz devleti şirket gibi yönetmeye çalıştılar, şirketi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Ya soruyorum size ya, özel hastanesi olan adamdan bakan mı olur? Sağlık Bakanı. Özel okulu olan adam Milli Eğitim Bakanı. Koskoca Türkiye'nin en büyük turizm firmasının sahibi Turizm Bakanı. Evet. Ondan sonra gidiyor kendine otel ruhsatı veriyor. Kendim istedim, kendim verdim, kendim onayladım. Oh ne güzel memleket. Ne kadar güzel. Böyle olur mu? Düzen değişmeli. Adalet gelecek efendim. Adalet nedir? Herkese eşit davranacaksın. Herkese eşit davranacaksın. Emanete uyacaksın. Emanet nedir? Sen o makamda fani olduğunu bileceksin. Bu makam sana emanet edilmiş. Geri vereceksin. Sen fanisin, makam kalıcı. İslami jargonla söylüyorum. Evet. İslami, ehliyet, işi ehil olan alacak. Meşveret, danışacaksın abiciğim. Danışacaksın, ortak akıl. Ortak akılla şey yapacaksın. Maslahat, halkın yararına çalışacaksın. Böyle kendine çalışmak olur mu? Ben yarın milletvekili olursam, inşallah olmadan önce... Ben de diğer milletvekili arkadaşlarım da hep beraber. Mal varlığımızı açık açık indireceğiz. Malımız bu. Biz bunca yıllık çalışan insanlarız. Alın teriyle çalışıyoruz. Babamızdan, dedemizden kalan da budur. Açık açık indireceğiz, oraya koyacağız. Diyeceğiz ki, bu bizim malımız, ülkümüz. Bitirdiğimiz gün gene geleceğiz. Diyeceğiz ki, bizim aldığımız maaş da buydu. Bundan da şu taksite girdim, bunu ödedim. Ya da ödeyemedim, daha üste borçlandım, şu evimi de sattım. Ben kendim de zannediyorsam öyle olacak. Evet. Yani bunlarla beraber ancak biz yeniden... bir yerlere varabiliriz. Kişilerin, partilerin yeter artık üstünlüğü bitsin. Hukukun üstünlüğü başlasın. Hukuk üstün olduğu zaman her şey olur. Adalet, adalet, adalet. Evet. Putatko Birliği'nin bir sözü vardı, çok hoşuma gidiyor. Diyor, devleti kontrol etmek için güçlü bir ordu gerekir. Orduyu diyor, beslemek için iyi bir varlık gerekir. İyi bir varlık için diyor, zengin bir halk gerekir. Zengin bir halk için de diyor, adaletli bir düzen gerekir. Yusuf Has Hacip. Adaletli bir düzen getirirsen halkın zengin olur. Kanunların adil olursa her şeyin düzelir. Biz de hukukçu gözüyle bakıyoruz ama ben bir iktisatçıyım da aynı zamanda. Evet. Paranın gelmesi için, çalışabilmek için, bir şeyler yapabilmek için adil olmak. Adil oldum, vallahi her şey düzeliyor. Evet. Burada... mal beyanıyla ilgili kısa bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra da bir reklam arası vereceğim. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi bir diğer vekil arkadaşlarımla birlikte bir mal beyanı vermek istiyorum. Olursa ben onlara ön ayak olacağım. Onlara da sözle veririm. Sözle veririm. Peki şöyle bir şey yapılmayacak mı? Şu anda mevcut milletvekillerimizin de şu anda yaptığı gibi gayri resmi yollardan, siz bir hukukçusunuz. O da bizim şerefimize kalmış. Hukuk, eğer onu da yaparsak bize açık, gereken... Hukuk bürolarını açık bırakıp da iki tane avukatla yine şirketlerin şeylerini devam ettirecek misiniz? Var, var, var. Bana ne zaman onu şey yaparsanız gelelim, oraya da gelelim. Bizim mevcut iktidar milletvekillerimiz. Mevcut milletvekillerimiz. Bir tanemiz zaten baş milletvekili. Evet. Geri kalanlar yardımcı milletvekili gibi davranıyorlar. Onlar da milletvekilleri. Yani. Evet. Yani siz de öyle yapacak mısınız? Yoksa yani resmiyette olduğu gibi gayri resmi işlere de girmeyeceksiniz. Asla öyle bir şey olmayacak. Evet. Öyle bir şey mi olur? Ne kadar yanlış. Evet. O zaman... isim gidelim mi yoksa ikinci bölüme? Şu an ikinci bölüme geçeceğiz. Tamam. Bir kısa bir reklam arası verelim. Sonra kaldığımız yerden buradan devam ederiz. Hay. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Bizler bir çay alacağız. Sizler de birer çaylarınızı alın. Çaylarımız bitmeden tekrar sizlerle birlikte olacağız. Çayımız da soğudu. Kısa bir reklam. Evet.